Transfer sezonu başlamadan önce dahi Beşiktaş orta sahaya bir transfer mutlaka yapacak hatta ikiyi de zorlayacak gibi bir izlenimimiz vardı Serdar Sarı'da. Bu oyunculardan biri Kuzeyev olabilir mi? Kuzeyev kesin var. Yani Kuzeyev tabi eğer Ukrayna'nın durumu olmasaydı Rusya'nın Kuzeyev'in listede olma ihtimali sıfır. Biraz oradan zaten kurtarıyorlar. Çünkü gerçekten Avrupa'da da iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama tabii ki maliyeti var. Fakat e, Şener Hoca'nın da onay verdiğini söyleyeyim. Onay vermesine gerek yok da şu anlamda onay. Yani kendi oyun sistemine uyabilecek anlamında onay diyelim. Yoksa iyi futbolcu, kötü futbolcu onayı değil. E, yani zor bir transfer. Yani imza parasını ben oradan görüyorum ya. İmza parasını Ahmet Nur imza paralarını çok böyle tutulan bir başkan. Yani onun ismini değiştiriyor. Bir şeyin içine katıyor. İmza parası dedirtmiyor. Orada bir pürüz olursa olur. Onun dışında başka bir pürüz olacağını zannetmiyorum. İstiyor hoca Kuzeyevi. Bey ismi çok çıkıyor. Onda da bir teknik onay var. fakat ondan daha iyi oyuncular var mı? Var. Yani onay vermesi demek gelsin anlamında değil. İngiltere'deki Daniel Amartey çok öne çıktı. Çünkü neden çok öne çıktı? Stoper de oynayabilme özelliği var. Defansif orta sahada oynayabilme özelliği var. Hani bundan dolayı stoper transferi... O defansif orta sahaydı. Sonrasında bir stopere evrildi. evrildi. Üçlü oynadıkları dönemlerde kullandılar. Leicester evet. son iki sezonda Premier Lig'in en kötü savunma yapan çok yönlü takımlarından oyuncuları, biriydi onu da söyleyeyim. Çok yönlü oyuncuları te tercih ediyor hoca. Hı hı. Ee, Zaten düştüler. Biraz da gidenlere bakacaklar tabii ki. Sayıs zaten gitmek istiyor. Ona göre yol haritası çizecekler ama dün de burada vurguladım ben. 3 tane elimde ilk 11 oynayabilecek kalitede Türk futbolcu olması lazım diyor Şenol Hoca. O yüzden e, sürpriz Türk futbolcu transferleri olabilir. Orta saha dahil. Mevcutlar arasında hoca Türk oyunculardan hangisini ön plana çıkartıyor kafasında? Ya yani Salih'i çıkarttı bu sezon. Ama şimdi bu sezon bitti. Bu sezon Salih'ten daha iyi bir seçenek varsa hayır demez. O yüzden Yusuf Yazıcı ismi çok böyle gündeme geldi de e, boşa gelmemiş. Yusuf Yazıcı ismi. Orta sahada bir Türk pasaportu. E, fakat Yusuf Yazıcı'nın da yakın çevresinden edindiğiniz bilgi önceliği Lille'de kalmak. Fransa'da kalmak. Çok zor görüyorum ben onu. Yani olarak. o, onun önceliği o. Yani, yani Lille'in önceliği olur mu? onları olabilir. Yani bundan iki sene önceki Yusuf Lille'in önceliğiydi. Christopher Galter hoca değil mi? O gittikten evet. sonra düşüşü başladı zaten. Hoca faktörü de çok önemli. Yani oyuncunun kendi bakış açısı da tabii. Yani çok önemli. Orada Yusuf'a şunu söyleyebilirler. Beşiktaş'taki yeni yani Beşiktaş'taki süreç seni tekrar farklı bir yere getirebilir. Şenol Hoca seçeneği çünkü. 2 2 Halil Dervişoğlu. Türk pasaportu var değil mi Ali'nin? Evet. Galatasaray'a Türk pasaportu oynuyordu. O da ciddi bir seçenek. Yani ciddi seçenek derken hoca istiyor çünkü bundan dolayı. Yani Cenk ıı, o neler yaptı ya? Kerem sen takip etmiyorsun. Hiçbir et şey yapmadı. Bence de yani hani ya bu arada önemli bir gelişme. Ee, sayın seyircilere program içerisinde duyurmuştuk. Bu akşam e, Aziz Yıldırım bir kanalda ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacak demiştik. Az önce Serdar iptal edildiğini söylemişti. Evet. Yani ee, öyle ve yazıyor. gerek iptal gerekçesini Şekip Musturoğlu açıkladı. Fenerbahçe 2. eski başkan vekili Aziz Yıldırım dönemindeki Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu akşam canlı yayında yer alması planlanan Habertürk televizyonu yayını program moderatörünün ani rahatsızlığı ve başka bir moderatör ayarlanamaması sebebiyle yapılamayacaktır. Aa. Ee, program moderatörü de bu arada Tweet atmış. A, i̇smi neydi? Mehmet Akif Ersoy. Ha Mehmet Akif Ersoy. Evet. O zaman şöyle ha olabilir Mehmet Ak Akif Ersoy olduğu için söylüyorum. Ee, o zaman Aziz Başkan onunla çıkmak istiyor. Olabilir. Bence Aziz Başkan onunla çıkmak istiyor. O zaman anladım. Ama öteki türlü tabii yani bizler hani çok şüpheci insanlarız haberciler olarak televizyon gazetecileri, gazeteciler. Ee, ben hani şöyle söyleyeyim. Kerem'in ayağı takıldı düştü. Yayına 5 dakika kala. Dedi ki Allah korusun hani kırıldı falan. Hani 5 dakika sonra burada programı sunan başka bir moderatör olur. Evet. Hani onu söyleyelim. Hani o sebeple demiştim ama bir de şöyle bir şey vardır benim de çokça başıma geldi. Sizlerin de duymuşsunuzdur. İşte ben A Spor'u çıkarım ama Kerem Can Bolata çıkarım. Anlatabildim mi? Zaten Kerem ayarlamıştır onu. Ee, Mehmet Akif Ersoy ayarladıysa eğer e, Sayın Başkan'la şeyi veya Başkan'ın Başkan'la tercihse... Mehmet Akif Ersoy'un iyi dost olduklarını biliyorum. Ha öyle mi? Evet. Bir Bilgi. O zaman anlaşılabilir bir durum. Hemen böylece. Bir yorum Bey yapacaktım o yorumu yapmadan Demek kendi ki kendine Mehmet Akif düzeltmiş Bey olur. De, e, O Aziz Ali Koç'un açıklamalarından sonra herhalde aradı. Ya başkan dedi işte dostuz gel çık konuş falan gibi saymete dayalı bir şey olduysa. Ve Mehmet Akif Bey de rahatsızlığından derse bunu erteleyelim demişti bence. yani Olabilir. Temelli şey değildir. Belki, Belki önümüzdeki haftaya hafta olabilir. kalmış olabilir. Geçmiş olsun dediklerimizi iletelim derim. meslektaşımıza. Ee, devam edelim. Beşiktaş üstüne konuşuyorduk. Bir orta saha transferinden Serkan Korkmaz hep bahsediyoruz. Belki iki orta saha transferi de olabilir. Elde Amir Hacı var. Olabilir ama konuşuluyor. Jetson var. Salih, var. Salih sanki ideal üçlü şu anda bu. Sanki değil bu. Değil. Eldekiler arasında. Ha eldekiler arasında eldekiler idare arasında. Arasında. Yani Ne işte, kadar fazla ihtiyaç var orta saha transferine? Var. Sayısal ihtiyaç var. Ya Bakıyorsun yedekten girenlere. E, şimdi Necip belirli bir bölümün orta sahanın e, yedekleyebilir. Ne ihtiyaç olursa orayı Hayır hay, yok yani on numarayı yedekleyemez. Evet. Sivas'tan gelen Kerem'di değil mi? Kerem Atakan. Atakan. Keskin. Evet. E, o ne kadar yedekleyebiliyor? İyi topçu. Ama daha var onu. Seneye tabii daha var. Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden de genç orta saha oyuncuları Bu arada ekleyelim. atib artık yok. Zaten Karatib yoktu bir yoktu. süredir. Yani bu Amir var orta sahada. Tamam. Olsun sağlam zaten. bir 6 numara, sağlam bir 8 numara. Onu da belirtelim. Ve bence Halil Dervişoğlu'nun da, hani Cenk Tosun'un da Türk basıportu. Evet. Kanat da oynayabiliyor. Santrafor arkası da oynayabiliyor. Bu anlamda da değerlendirebilir. Bir de elde Gaston Fernandez var. Unutmayalım. Lazio'nun ha, kiralama teklifini kabul etmediler. Lazio'ya gelin bonservis servis alın diyorlar. Lazio'nun olayı ciddi. E, hoca Amir'den memnun değil mi? Memnun. Ya da beklentisinin altında mı Ya çıktı? dur daha yeni geldi çocuk. Ama. Hayır sürekli olarak orta saha ismi telaffuz edildiği adamın için. Adamın kalitesini biliyoruz. İyi oyuncu bence Yedek oyuncu. kulübesine baktığın zaman kimse göremiyordun orada. Yok yok adamın kalitesini biliyoruz zaten. Yedek abi. kulübesi de... Amir kadronun bu kadroda kalır. Var. Kalır kalır. Hele şu yoklukta bir de amirle yolları ayırırsan iyice bitersin yok, yani. Kalır ama acaba hoca 11 olarak düşünmüyor mu? Ya bence yani şöyle... Ya da Salih'i mi düşünmüyor? Evet yani sanki ama yapısal bir sebepten dolayı yoksa bence Salih de çok kıymetli bir oyuncu. Milli takıma gösterdi. gitti. Ama hani hoca sanki şu anda bir iyi diri bir Dorukan Toköz'ü tercih ederdi sanki bu rotasyonda orta saha rotasyonda. bir ortasyonda. zamanlar. Hı -hı. Ki Dorukan Yani sakatlıktan önce. Dileriz Dorukan da inşallah döndü gerçi döner sakatlıktan. Adapte i̇yi olur. döner inşallah. Evet. E yani Beşiktaş'ın orta saha ihtiyacı çok bariz. Çok bariz var yani. Başka hangi pozisyonda büyük ihtiyaçları var? Ya bence Beşiktaş'ın bir Oliveira'ya ihtiyacı var. Daha oyun kurucu. Bir sekiz. Evet. Evet önde basan, ısıran yani, dedikleri. Çok ısırmaz da hani bir Oliveira'ya ihtiyacı var. Zaman zaman aklına eserse iyi savunma pozisyonu da alıyor. Evet ama devamlı büyük bir savunma katkısı da vermiyor. Ama UEFA Konferans Ligi değil mi? O o yönüyle. Hani o Avrupa Ligi de o olabilir. Avrupa Ligi rahatlıkla olur. Ama Şampiyonlar Ligi değil. Konferans Ligi'nde zaten Roma'yla kazandı. Tabii.